Amasya'ya geldik senin için. Şimdi Harşana Kalesi'ni göreceğiz. Ondan sonra Amasya Kanalı. Ve Amasya'nın tarihi efsanevi evlerini göreceğiz seninle. Hadi birlikte gezelim. Şehzadeler şehri Amasya'dayız. Burada bizim favori bir mekanımız var. Kahvaltının bir çeşidi işte annesidir, egesidir. Bütün Türkiye'nin genel işte atıyorum peynirini Kars'tan topluyor. Böyle farklı yerlerden ürünler toplayarak burada birleştiren nehiri artizan lezzetlerdeyiz. Burası ödüllü bir kahvaltı yeri. Biz burada burayı nişanlıyken keşfetmiştik özellikle. Bir kar yağıyordu o zaman. Sıcakta biraz daha şey oluyor ama nehir kenarında güzel, seyir zevki olan bir yer. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Güncel menü için yine QR okutabilirsiniz. QR'ı buraya bırakıyorum. Az önce gösterdiğimiz yerde, yani QR'da birkaç saniye önce gördünüz. Gördüğünüz menüden şimdi bize kahvaltımızı seçeceğiz. Şimdi bestsellerimiz var. En çok satanlar. Karadeniz Fırtınası, Neyren'in imzası. Bizim burada en sevdiğimiz Neyren'in imzası. İki kişilik kahvaltısı. Anne kahvaltısı, Karadeniz Fırtınası, Doğu Anadolu Van toprakları var mesela. İşte Kars kaşarı, köy peyniri, Van otlu peyniri, ızgara, yeşil zeytin. Ege esintisi var. Ege esintisini de mutlaka öneririm. O da güzel bir tercih olur. Ezine peyniri, tulum peyniri, koşar peyniri. Antakya Girit rüyası. Şehzade sosu. Biz bugün ne tercih ederiz? De keşke yayın atsaydık. Hani standart hani. O standart. Yani. Ben biraz ağzımda o köy tadı olsun istiyorum. O zaman hayatım. Doğu Anadolu Van toprakları diyor. Köy dedin, köy peyniri. Olabilir. Ne yapalım artık? Doğu Anadolu yemedik biz burada bu arada. Yemedik mi? Antakya yedik mi? Antakya'da yemedik. Biz Ege yedik, anne kahvaltısı yedik, Neyren'in imzasını yedik. O zaman biz doğan... çok geldik buraya yani Çorum'dan. Yani kahvaltıya biz genelde buraya geliyoruz. Doğu Anadolu alıyoruz o zaman. Bugün de sizler için Doğu Anadolu'yu deneyelim. İşte bir yer var burada, oraya siz de birazdan götüreceğiz. Oraya rezervasyon yaptırdık dediler ama başka güne yaptırmışlar. Biz gittik, bizim rezervasyonumuz yok. Her neyse ne yapacağız? Ramazan'dayız işte. Orayı arıyoruz hani canlı müzik falan olsa. Adam bir dedi ki, hanım dedi, burada dedi şehzadeler şehir dedi, burada öyle şehir olmaz. Ama şu an koronaya basarak düğün konuları yapıyorlar mesela. Ay, bu da böyle bir anı. Burada biraz katı sanırım. Belli var şu konularda katı gözüken ama aynı zamanda sosyal hayatın da hızlı olduğu, yani bu alan içerisinde istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir şehir aslında. Yani hani bizim gibi sakin, biraz böyle akışında da takılabilirsiniz, aykırı tarzda eğlenceleri de burada yakalayabilirsiniz. Yani genel olarak tercihler bizi yakaladı. Doğu kahvaltısı. Doğu Anadolu değil mi geçiyor? Kavurmalı. Kavurmalı.
dışında. Öyle. Yani hani şehir çok güzel. Şu an bu ses beni irte ediyor. Odak kayboldu şu an Mert. İstesem de video çekemem. Abi işte o kornaların sebebi. Yürüdüğün konvoyu bir aracın park edememesi pahasına kornalardan kurtulduktan sonra gördüğünüz yaşa nasıl attı? Bir araç nasıl park edilir? Mezdesa kayıp olur şimdi ya. Ama insan normal bir heyecan olmuyor mu ya? Bilmem ben heyecanlanmıyorum. Sonuçta... Atıyorum arkamda araba varsa bana geliyorlar bu heyecan geliyor. Arabayla bir bütünsün ama yani hani orada... Ama yaşamayan kadın yoktur. Erkekleri bilmiyorum daha soğukkanlısınızdır ama bence kadınlar bu noktada biraz daha böyledir diye düşünüyorum. Nasılmış? Böyle birden mesela atıyorum iki araba arasına gireceksin, arkadan trafik yakıyor, arkada araba seninle gidiyor, hemen dörtlüğü yakıp o manevrayı yapıp hani sola yapmak beni biraz heyecanlandırıyor. Ne demişler? Acele işe şeytan karışır. Yavaş yavaş yap, tek seferde yap. Saatimiz tam 11.30. Normalde biz buraya saat 9'da gelecektik. Tabii ki dün geceki saygıdeğer ve çok sevgili arkadaşlarımızla beraber uzun uzadıya saat 4.30'a kadar Scrabble oynadığımız için eve geldiğimizde sabah ezanı okunduğu için sizlere 3.5-4 saatlik uykuyla bu videoyu çekiyoruz ama... Ama çok enerjiyiz, bombayız. Kaç bin adım atacağız, heyecanlıyız. Biz dün gece ortamı kurduk. Güzel. Okey oynuyoruz arkadaşlarla işte. Birden benim canım mangal çekti. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Benden daha sıkana oldukları için. Haydi ne yapalım ne edelim. Evde mangal yapalım. Gittik. Evde mangal yaptık. 4'e kadar da onu yedik. Yani. Çektim mi ben acaba onu derken? Videonun içerisine koymayacağım. Direkt videoya böyle yerleştireceğim. Yaşandı. Öncelikle hoş geldiniz. Van kahvaltımızın salatası burada ablalarımız kendileri hazırlıyorlar. Burada muhta var, ondan hazırlanıyor. Yumurta ve un. Burada da yumurta aynı şekilde, üzerine tahin ve pekmez var. Burada ızgara işi zeytinimiz. Siyah sera zeytinimiz var, ağustuzlu. Burada yine kendi hazırladığımız hafif acı soslu domates sosu var. Burada muhammara var. İçerisinde ekmek kırıntıları, salça ve baharatlar var. Sarımsak var. Yine kendimiz hazırlıyoruz. Burada Antakya yöresine ait tuzlu yoğurdumuz var. Saatlerce odun ateşinde pişiyor. Burada Antep fıstığı ezmesi. Kendimiz hazırlıyoruz tamamen. Ve tuzlu fıstık ezmemiz var. Aynı şekilde. Ve kendi hazırladığımız için ev yapımı reçeller var. Vişne reçeli. İncir reçeli var. Ayva. Ve elma reçeli var. Mevsim meyvemizden. Burada tahin ve pekmezimiz var. Burada peynir tabağımızda ise manoklu peyniri, Kars kaşarı ve köy peyniri var arkasında. Şöyle bırakayım. Balımız çarmalı ve yağımız da kaymak. Afiyet olsun. Teşekkürler.
deniz yaptı, karnım doyurdu, her şey üzerinde şimdi. En beğendiğin ne oldu? Kurmalı yumurta. Yine kurmandan çıktık ya, elin sağ. Ben tahinli yumurtayı fark ettim. Tahinli yumurtanın böyle yani farklı geldi yapılışı. Onun dışında el yapımı Antep fıstığı çok güzel, bayılırım. Evet, 8 saat pişirilmiş dedi değil mi buna? Yani siz de duydunuz mi? Galiba, hayır. 1-8 saat. Ben yumurtamızı düşünüyorum. Ekşiliği o kadar muntazam ki pişiyle mükemmel gitti. Her şey çok güzel, her şeyle gerçekten değiyor yani buradan. Buraya geldiğinizde asla pişman olmayacaksınız. Asla pişman olmayacaksınız. Buraya kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Tekrarını kendiniz isteyeceksiniz. Evet, Muammarası da çok güzel. Gerçekten özellikle biz Türklerin en önemli öğünü. Mükemmeldi. Her şey doğal, el yapımı, hafif. Mesela o kadar ağır şeyler yedik pişi falan ama çok rahatım ben şu an. Sen nasıl hissediyorsun? Ben de çok rahatım. Gerçekten çok rahatım. Şişirmedi. Çok güzeldi. Teşekkürler Nihil'e. Biraz önce hep birlikte yediğimiz kahvaltıya 790 TL ödedik sadece. Ek servis açtırmak isterseniz kişi başı 145 TL'ye ek servis açabiliyorlar. Ancak şöyle bir şey yapmanız daha mantıklı olur dediler oradakiler. Bir sıcak almanız, atıyorum sahanda bir şey almanız da hani uygun olabiliyormuş. Evet, buranın biraz havası... Tamam dermiş, bir şey yapmış herhalde Ferhat. Su getirmiş. Yani su getirmiş galiba. Şunu da demiş ki... Sen kim o? Emre Sebo. Kimdir bu? Strabon. Coğrafyacı Strabon. Strabon neden burada heykel var peki? Çünkü... Burayı o mu keşfetmiş? Hayır, Strabon burada doğuyor. Milattan önce 63 yılında Amasya'da doğan bir Amasya vatandaşı. Şurada gördüğünüz semaları Amasya semaları olabilir. Hatta buranın girişinde çıkışında mevcut. Turistik bir şeye çevirmemiş. Var ama bura o özelliğiyle bilinmiyor. Doğru mu? Doğru, burada mevcut. Hatta yani yanımızdan sürekli geçiyorlar ama değeri bilinmiyor. Çok o amaçla buraya gelinmiyor. Duyurulmamış yani. Yoksa Eskişehir'dekiyle aynı. Daha geniş bir suda. Daha doğal. Binaların arasında değil de gerçekten akan bir nehirde tarihi evlerin arasından geçiyorsunuz. Önce Eskişehir'e göre artıları da fazla. Burada da ablalarımızın elleriyle yaptıkları çörekler, börekler. Kadın Girişimcileri Kooperatifi tarafından yapılan bir etkinlikmiş. Bas
bahsettiğimiz gondollar bunlar. Bence bu arada Eskişehir'dekinden daha güzeller. Sence hayatım? Peki Fatih Sultan Mehmet'in heykeli burada niye var? Ya da devam edelim. İkinci Bayezid'in heykeli niye burada? Ya da siz bu arada yorumlara yazıyorsunuz zaten. Yavuz Sultan Selim'in heykeli neden burada? Ya da 3. Murat'ın heykeli neden burada? Çünkü bunlar tahta çıkmadan önce ne yapmışlar hayatım bunlar? Amasya'ya sefer mi düzenlemişler? Hayır, Amasya'da Sancakbeyliği yapmışlar. Amasya'nın şarj sokaklarından bir tanesi. Aynı şekilde karşı arabada devam ediyor. Amasya'da BDS'nin içerisindeyiz. Burası Amasya'nın kapalı çarşısı. Tabii genelde mağaza olarak kullanıyorlar buraya ama hani tarihi havadan başka. Şu taşları döşenler görse. Ben burayı böyle mi yaptım? İşte adam bunu tekliği çarpmış. Gelmiş ya çamaşır satıyor. Kemikleri sızlar. Nereden geldik? Şimdi arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Bilindik mağazalar, marketler, yiyecek içecek markaları. Amasya'da tabela asıyor. Şimdi dikkat edin. Göreceğiniz şekilde. Bunlar çoğu bildiğiniz markalar. Ve her tabela tek tip. Ahşap üzerine gold renkte yapılmış tek tip tabelalar. Yani büyük markalar kendi renginden ve çizgisinden vazgeçmeyecek markalar bile ya da bir diğerini göstereyim ben size. Ki şaşıracaklarınızdan bir tanesi. Mesela bütün markalar burada. O zaman ben araya çıkayım, aradan geleyim. Buranın çevre düzenlemesine dair olan alınan kararı saygı duyarak tabelalarını değiştirmişler ve tek tip olarak işletmelerini devam ettiriyorlar. We'll be right back.
Şimdi birazdan arkamızda yukarıda Amasya Kalesi'ni ve Kral Kaya Mezarlığı'nı göreceksiniz. Buradan yaklaşık şuraya 300'e yakın basamaklı yukarı çıkılarak biz ulaşılıyor. Biz ilk çıkışımızda oraya otostopla çıkmıştık. Kaleye ilk çıkışımız bizim otostopla oldu. Bir polis memuru almıştı bizi. Bir öğretmen polis memuru aynen. Ama vicdanım sıcak mı? Çok çok yani tansiyonum düşüyor. Ne keyif alabiliyorum, sıcak sevmiyoruz. Biz soğuk memleketin insanlarıyız. Valla böyle hava tadında olacak, keyfi keyfi geleceksin. Ya da bu sıcaktaysam soğuk bir suda olmalıyım mesela. Ama şu an sadece soğuk bir sodayız. Bakın, soğuk espri bile işe yaramadı. Hatuniye Camii. Burada gezmeniz lazım, yürümeniz lazım, dolaşmanız lazım, buranın havasını solumanız lazım, tarihi dokusunu solumanız lazım. Ali Kaya'ya geldik. Amasya'nın en meşhur, en manzaralı kafe restorantı. Burada özellikle balığı çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Biz şu an bir şeyler içeceğiz çünkü bildiğiniz üzere kahvaltıdan yeni çıktık. Teşekkürler. Manzarasının görebileceğiniz en güzel noktadayız şu an. Ali Kaya'dayız. Burada güzel limonatamızı yudumladık. Keyifli biraz dinlendik. Ağaçlar içinde, yeşillik içinde. Amasya'yı tamamen her hattıyla görebildik. Kral Kaya mezarlarını gördük. Onun görüntülerini koyacağız birazdan. Öyle güzel bir yer. Buraya da geldiğinizde buraya uğramanızı mutlaka tavsiye ederiz. Kral Kaya'nın manzarasıyla limonatamızı içtik, biraz serinledikten sonra. Şimdi nereye gidiyoruz? Tam arkada gözüken, yine onların gördüğü Amasya Kalesi'ne çıktık. Amasya'da bulunan Harşehir Kalesi'ne geldik. Şu anda kalenin girişindeyiz. Burada ayın 20'si 20 Haziran tarihi itibariyle girişler 50 TL. 50 TL karşılığında biletleriniz veriliyor. Akabinde içeri giriş yapıyorsunuz. 18 yaş altı ve engelliler ücretsiz olarak içeri alıyorlar. Burada hala kalıcı çalışmaları devam ediyor. Şöyle küçük bir kaleye giriş yaptıktan sonra yol hemen ikiye ayrılıyor. Sol tarafta kulesi yerleşim yerlerine giden kısım, sağ tarafta zirveye çıkış. Bence önce aşağı kaleden başlayıp yerleşim yerlerine gidelim. Yerleşim yerlerinden başlayarak hareket edelim. ile 3000 yılları arasında Tunç Çağı'ndan kalmamış bu kale. En geçmiş tarihi Tunç Çağı'na dayanıyormuş. O zaman bile aşağılar yukarıda ayrılmış. Bunu Turizm Bakanlığı'na yapıyor. Genelde kalelerde idari kısım ile şehir ayrı olur. Aslında burası kale derken sadece bir savaşın yapıldığı yere karşı savunma alanı değil. Kale şehrin etrafını çevreleyen surlarla beraber içinde bir yaşam alanı bulunduran, kendine ait bir idari birim bulunduran bir alan aslında. Bakın, gözetleme kuleleri mevcut. Şimdi ileride karşımıza çıkacak. Burada gördüğümüz yer. Tamam. Burası Selçuklulara geçtikten sonra Osmanlı döneminde ve Osmanlı döneminde kullanılmamıştır burası diye sanıyorum ama Selçuklulara geçtikten sonra oluşturulan hamam. Üstüne Osmanlı'yı ben söyledim.
bedroom. Alanda hala çalışmalar devam etmekte. Gördüğünüz aslında bu aletlerin tamamı bu alanın kazı çalışmaları bitmediğinden burada bırakılan, hatta fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söyledikleri bir alan. Burada hali hazırda çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Kaleye tırmanmak ve etrafını gezmek biraz zorlu bir parkur alanı. Gördüğünüz yer kale. Ve oraya tırmanmak gerçekten yorucu. Bundan sebeple toplu oturma alanları mevcut. Bakın burada hali hazırda hala isimlendirilmemiş alanlar ve yapılar mevcut. Bir gözetleme kulesi daha. Tehlikeli olduğu için isimlendirmemiş ama ben yaklaşacağım. Çıkmayalım. Ay, esiyor burası. Gerçekten çok iyi. Aşağıdaki şehrin sıcaklarından sonra burası şifa gibi geldi. Burada kolbari yok. Ve Yeşilirmak'ın manzarası önünüze sere sere seriliyor. Aşağıda şehrin bir diğer kısmı, yani çay içerken gösterdiğimiz evin devamında kalan ve Ali Kaya'nın oradan gösteremediğimiz. Biz Harşana Dağı'nda Amasya Kalesi'nde püfür püfür oturuyoruz. Burası Pontus Rumlar çatışmasıyla birlikte bayağı şey alıyor, tahrip oluyor. Ondan sonra burayı Türkler fethettiğinde onarıyorlar. 18. yüzyıla kadar kullanılıyor. Ondan sonra askeri önemini kaybeden bir kale burası. Bayağı hamam kalıntıları, yerleşim yerleri, zindanlar ve su yolları kalıntıları mevcut. Mescitler var, dini ibadethaneler var. Farklı kültürleri yansıtan birçok eserler burada mevcut. Mesela hemen yanımda hamam var. Bilirsiniz biz Türkler düşkünüzdür hamama, severiz. Şimdi zorlu bir parkur bizleri bekliyor. Amasya Kalesi'ne doğru tırmanıyoruz birlikte. Buradaki basamak sayısı yazmıyor maalesef. Ama yolda kalanlar olacak. Su diye bağıranlar olacak. Yukarıdayken size bir an anlatacağım. Ama yukarı çıktığımda bunun için yukarı çıkmam lazım.
aylardan neredeyse bu aydı değil mi hayatım? Yaz aylarıydı. Ekim miydi? O sıcak hava. Su getir amca. Bu aylardı. Merdivenden aynı biz de böyle nefes nefes yukarı çıkıyoruz. Tam merdivenlere çıktık. Devam ettik. Köşeye dönerken. O köşe bu köşede değil mi? Bu köşede bir amcanın sesi gelmeye başladı. Kaymış. Bütün vücudundan sular püskürmüş. Bu iki insan nerede? Siz yorulmayın ben söyleyeyim. Amasya Kalesi'nin zirvesindeyiz. Saat 3. Güneş Bey tam şuradan bakıyor. Ya da Güneş Hanım. Başımıza güneş geçti. Başımıza güneş geçti. Akşama uzun yolumuz var. Sizleri çok götüreceğiz. Tabi bunun haberini maalesef bunu izleyenler şu anda alıyor. Erkenden alıyor. Buraya kadar izlemeyenler. Gözleri kaymış bir Nida Hanım. Ve Amasya Kalesi'nin zirvesi. O kadar tatlı bir rüzgar var ki. Gaz sonumuzda başla hayatım. O kadar tatlı bir rüzgar var ki şu an buraya çıkana kadar yaşadığımız o yorgunluğu bir yerden böyle yavaş yavaş alıyormuş gibi sence hayatım? Evet. Amasya gezimizin sonuna geldik. Biraz da başımıza güneş geçti tabii. Biz şimdi dönüşe geçiyoruz. Size iyi seyirler. Ben de biraz şurada kestireyim. Kocalar araba kullansın. Karılar yatsın. Of. Ne uyumuşum ya. Vallahi hava kararmış. Ne yaptık hayatım? Geldik mi eve? Şöyle. Yaklaştık mı? Yok artık. Samsun'a mı geldik? Sen de global olmak istiyorsan abone ol, beğen ve yorum yapmayı unutma.